Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Kahvemizin, çayımızın yanında şöyle göstereyim. Yulaf ezmeli kurabiyemiz, cevizli. İlk önce bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Tereyağımızın üzerine 50 gram tereyağı daha önceden kabıma aldım. O da ısısında yumuşaması için arkadaşlar. Şöyle yumurta bir adet. Güzelce karıştıralım. Bir adet şekerli vanilin döküp. Yarım su bardağı ceviz kırılmış, iri kırılmış arkadaşlar. Kabartma tozunu da ekleyeceğim ben. Hepsini birlikte katıp güzelce yoğuralım. Yulafımızı da döktüm ve üzerine şöyle su bardağıyla yanında şeker doldurup bir su bardağı dolusu da toz şekerimi ilave ettim. Bunların hepsini ben güzelce yoğuracağım şimdi. Önce karıştıralım, daha sonra da un ekleyelim. Şöyle bir su bardağı unumuzu güzelce hem döküp hem de yoğuracağım arkadaşlar. Bazı unlar bildiğiniz gibi farklı olduğu için fazla ya da eksik oluyor. Ben sizlerin önünde şöyle ikinci su bardağı aldım. Hem gösterip hem uygulayıp hamurumuzu yoğuralım. Ne kadar un gittiği sizlerin göz önünde belli olsun. İkinci su bardağımızı da yiyecek gibi duruyor. Evet, görüyorsunuz hala una ihtiyacımız var. Şimdi üçüncü su bardağımı da şöyle doldurayım. Biraz katılaşmaya başladı. Unun hepsini döktüm. Biraz daha un ekleyeceğim. Şöyle bardağımızı fazla doldurmadım mı? Yarısını döküyorum. Şöyle bakalım. Biraz daha dökebiliriz. Son unumu da ekledim arkadaşlar. Toplamda 4 su bardağı. Bardağımızın ölçüsü 200 ml. Klasik su bardağı. Herkesin evinde genellikle bulunan bir bardak ölçümüz.
Gördüğünüz gibi sert olacak şekilde yoğurdum arkadaşlar. Ve şimdi şöyle bir tepsimiz var. Geniş fırın tepsimizi ayarladım. İçerisine yağlı kağıt serdim. Ve üzerine şekil verip kurabiyelerimi dizmeye başlayacağım. İlk önce kurabiyemizden alıp şöyle elimizde biraz yoğurup yuvarlayalım. Hafif yastıladık gördüğünüz gibi. Bir adet yumurtanın beyazı arkadaşlar. Şöyle hafif bulayıp tekrar yulafa buluyoruz. Bu şekilde kurabiyemizi tepsimize dizelim. Şöyle tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kurabiyelerim hazır. Birer birer tepsimize dizdik. Gördüğünüz gibi şimdi ısıtılmış 180 derece fırınımızda pembeleşene kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Soğuduktan sonra servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz tamamen soğudu, ikram etmeye hazır. Şöyle yakından da size göstereyim. İnanın kıyır kıyır, hem çıtır çıtır hem kıyır kıyır içerisindeki yulafla birlikte. Kameramı şöyle netleştireyim. Görüyorsunuz içini. İnanın çayın kahvenin yanında mutlaka yapın derim. Size garanti veririm. Lezzetini arkadaşlar kavanozda saklayabilirsiniz. Daha sonra tüketmek isterseniz hava almadan kavanozu sıkıca kapatıp bir hafta boyunca tüketebilirsiniz. Bugün böyle sizlere yulaflı kurabiye tarifiyle geldim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Başka videolarımda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.